Speedrun bak bence aklın çıkar demiş. Bakayım lan. Ne kadar iyi olabilir ki? Slay the Spire Speedrun. 5 dakikada bitiriyorlar dedi. Nasıl bitiriyor olabilir lan? Aha. Tek gözünü de kapatmış abi herif. I picked a card before I could even like see what the options were. So the average takes like if if you win, it's it approaches an hour. <laughs> <laughs> yeah. And we're the Slay the Spire developers. Yep. And we are doing a video called Developers React to the Speedrun. Slay the Speedrun, yeah, exactly. So, uh, so he's going really, really fast. Oh my gosh, is super fast, isn't it? Yeah. So, so one thing I do know is that the speedrunners always start with Niao's, uh, lament up there to make the first three enemies. Bence şey odaklanmak için. Korsanlar yaparmış ya böyle bir gözlerini kapalı tutuyormuş çünkü güverteden şeye çıktığında göz böyle daha, daha iyi geçsin diye. <laughs> do, you, do you know if this front is seated? So So, in our game, you can just set a scene. In the wow, Ultim And if you do that, then the outcome of what you see in the game is identical every single time. And so, in that case, it's like clicking the numbers and stuff at the same time, right? Mm hmm. Um, I, think, I think when people do speed runs, they don't seed it. Oh, interesting. So, there's like a separate category for that. Okay, so it's kind of like mm -hmm. Splunky, right? Then? Yeah, however, so you notice that it's Slime Boss here what i do know is that within the speedrun community they consider it okay to set up the unlock file so that you will always fight the slime boss because one thing that we do is that while normally the seed would it would impact the randomness in the game to determine what boss you fight first we do a thing where the first time you fight the act 1 boss it's always the slime boss and so Bak yanda saniye sayacı var çünkü. Saniye normal akıyor. Ama bu okey mi ya? Videoyu hızlandırmamışlar. Adam hızlı hareket ediyor arkadaşlar. I'm talking about it. already did it Deli deli ya and and you can see how we're MVP of these runs where like I'm sure he really wanted to see Rowan there with the flex so you could just plow through. abi komplo. Sevgili CS 75 5 şu Ardaydır. Çıkınca bir yeni aras karanlık var mı? Var var. <laughs> Deliler ya. Speedrun'cı tayfa var ya. Harbi ben beni korkutan bir tayfa yani. Ben buraya yanlışlıkla şeyi yükledim. Bir onu sileyim müsaadenizle. Ha yüklememişim. Tamam. Şimdi şu Northgard'a bir bakayım diyorum. Northgard bende Steam'de var mıydı acaba ya? Bunu bayağı bir geliştirmişler. Northgard. 2017'de oynamışız biz bu oyunu. Ooo Ponçik Hanım. Chat'te mi kendisi acaba? Ben bunu ilk oynadığımda daha iki klanı falan vardı yani. Çok çok öyle access'te gelmişti benim elime. Elime doğmuştu. Hollow Knight oynadınız mı daha önce? Hollow Knight oynadım ve beğenmedim ya. Yani beğenmedim derken. Pardon. Beni sarmadı. İyi bir oyun, keyifli bir oyun olduğunu farkındayım. Bana gelmedi. Çünkü ben açıkçası şeyi oynarken, Hollow Knight oynarken şunu fark ettim. Ben ee, Metroidvania ya da Souls-like oyunları oynarken şey için oynuyormuşum. Ya estetik olarak değişecek şeyler için oynuyormuşum. Mesela Bloodstained çıktı en son. Bossları dövdükçe düşen itemları alıp karakterin görüntüsünü değiştirmek çok hoşuma gidiyor. Mesela Dark Souls'da ya da zırh dropları, zırh setleri ayarlamak. Hatta zırh set ayarlamak için biliyorsunuz trailer falan da kullanıyordum bir ara. Onlar çok hoşuma gidiyor. Hollow Knight'ta yani dövdük mövdük falan. Bir süre sonra şey oldum ya. Ne yapıyoruz baba biz oldum yani böyle bir beni şey yapamadı zorluğuna rağmen devam edeyim dediğim noktaya beni çekemedi o oyun bendik değilmiş O yüzden onu saldım o noktadan sonra Can Sezgin Teşekkürler sağlasın Anadolu taşta 8 ayına girmiş Bu arada Griflense anisto etmeyi unutmuşum. Sonra bakarım demiştim ama belli ki bakmayacağım. Halo The Master Master Chief Collection. Hiç Halo oynamadım ben hayatımda. Xbox oyunuydu çünkü. Yani yoktu bizde de. Broforce. Broforce'u biliyorum ya. Oxenfree'nin incelemesi var. Bende. Biliyor musunuz onu? Oxenfree'nin incelemesini yapmış tek Türk YouTuber olabilirim ya ben. Çünkü kim niye öyle bir oyunla uğraşsın? Aa. Nasıl olmuş? Aşırı eski zamanlar tabi. Geek yapardan yeni bir nasıl olmuş bölümüyle karşınızdayız. Ben İsmail Nasıl olmuş. Geek mevzusu olan her şeyi incelemeye devam ediyoruz. Ama bir süredir oyunlardan gidiyorum farkındasınız. Maksat kısa sürede Steam üzerinde curator hesabımı açmak. 6288'de izlendi ha. Bakın. Nereden baksan 6288 de izlettim yani. 35 değil arkadaşlar. 6288. Hey gidinim be. Bu arada evet nasıl olmuş Steam grubumuz var oraya da katılmayı unutmayın. Eyvah dedim yani kötü Oralar ya. kendim kamera karşısında çıkmadım dönemler. Hiç kamera karşısında yokum. Onun yerine oyundan montajlar yaparak falan inceleme yapıyorum uluslararası standartlarda inceleme. Ondan sonra tabii ki buranın Türkiye olduğunu ve uluslararası standartlarda inceleme yapmanın çok mantıklı olmadığını fark ettim. Ve kameraya kendim çıkıp konuşmaya karar verdim. Hey gidinin. Bunun üzerine alıp oynamıştım ben. Harbiden mı? Demek ki bu 6288 kişiden bir tanesi sizdiniz ha. Bir de ne vardı bu nasıl olmuş da Fallout 4'ün ne kadar iyi bir oyun olduğundan bahsetmiştim. İlk hater kitleyle orada tanışmıştım. Fallout 4'e sen nasıl iyi olmuşlarsın falan diye linçlemişlerdi bayağı. O 27 bin izlenmişti ama. Eee linççiler gitmiş. Sildiler mi acaba sonra? Vay sen Fallout 4'e nasıl iyi olmuş dersin diye bayağı linç squat gelmişti. Fallout New Vegas varken Fallout 4'ü nasıl översin falan. Yani ikisi farklı oyun abi ne bileyim. İlk çıktığında oynayıp bir oturuşta bitirmiştim Oxenfree'yi. Çok tatlı bir anlatım var oyunun. Oxenfree'nin tasarımı çok güzel. Müzikleri çok güzel. Oxenfree hakikaten çok tatlı bir oyundu ya bence her türlü. Red Edge. Hmm. Zamanında haterındım abi. Allah Allah. Niye lan? Niye birinin hater oluyorsunuz oğlum? Ne ilginçsiniz. CS Bastion oynadım mı hiç? Oynadım. Yayıncı değilken oynadım. Çok da severim Bastion'ı. Twitch'te izliyorsaydın hatta Bastion soundtrack'lerini çok sarı çalardım Twitch'teyken. CS bugün de Mikros'tan sipariş verecek misin? Yok. Şu an canım erik çekmiyor çünkü. Tropico 6 oynar mısın? Tropico 6 oynarım ama Tropico 6'ya bir girersem çok uzun oynayacağımı ve onu da böyle seri falan yapmam gerekeceğini düşünüyorum. Şimdi Ghost of Tsushima gelmek üzere. Ghost of Tsushima'yı bitirdikten sonra tekrar ikinci bir seriye gireyim diye düşünüyorum. Çünkü Tropico 6'yı bence oynayacağız. Çok güzel oynayacağız. Ben de böyle <laughs> falan diktatör RP'leri yapacağım. Çok eğleneceğiz. Sonra millet diyecek ki yeni Tropico bölümü çek, topuğunu ateş ederiz filan diyecek ama ben Sushima serisi yapmakla me meşgul olacağım. Haliyle e, Tropico veyahut da benzeri işte e, Oxygen Not Included gibi oyunları Sushima sonrasını erteliyorum açıkçası arkadaşlar. Satisfactory'nin yanında saatlerimizi alacak bir tane daha böyle kur geliştir, rp yap bir oyunumuz olacaksa dediğim gibi Sushima araya girmesin bence. İbrahim Paşa Gulamov demiş ki iyi akşamlar chat birkaç gündür Azerbaycan'da olan şeylerden dolayı yayına giremiyordum. Keyifler iyi mi? İbrahim bizde keyifler iyi. Azerbaycan'daki arkadaşlar yazsın. Sizde durumlar iyi mi? Baya sert olaylar oluyormuş. Şehitler varmış. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sağlıklısınızdır. Aileleriniz falan iyidir. Geçmiş olsun tekrar. Başınız sağ olsun kayıplarınız için. Abi Shadows Awakening bakar mısın? Değişik bir Diablo tarzında oyun ve çok underrated kalmış ama türe farklı bir soluk getirmiş. Hmm. Okay. Neydi ismi? Shadows Awakening. Ha geçen indirimdeydi la bu. Ve ben almışım. <laughs> Sonra da bakmamışım. Niye aldım? Ne ara aldım? Single player RPG with real-time tactical combat. 12 GB. Emre indir bakalım. Bakalım okey. Zaten almışız yani. Abi FAP fakiri ne zaman bitireceğiz? Hemen bitirelim aradan çıksın. Valla Fak Fakir'in ikinci gameplay'i çok keyif vermediği için devam etmemeyi düşündüm ben açıkçası. Yani çünkü şeyi bir kere çözdük ya. İşte habire kütüphaneye git. Habire git. İşte Dilan. Ee, ne bileyim. Çünkü Joker oynayacağımız dediğimiz oyunda o kadar iyi oynadık ki. Ben açık bundan sonra Change Survival Experience oynadığımızda. Çok rahat, çok rahat sıyrılıp çıkacağımızı düşünüyorum. Bazı oyunlar böyle replay value'su çok az. Yani bir kere nasıl iyi oynandığını çözdükten sonra tekrar oynayasın gelmiyor açıkçası yani. Spec Ops: The Line'ı biliyorum Oktay. Spec Ops: The Line'ı biliyorum ve çok seviyorum ve oyunun açısından hikayecilik konusunda örnek alınan eserlerden bir tanesi.